Evet dostlar, yine bir Sıla Yolu videosuyla beraberiz. Bugün 4 Ağustos 2021. Korona pandemisi geride kalmadı. İçindeyiz ama yola çıkıyoruz. Saat şu anda 9'u 50 geçiyor. O sebeple korona testi yaptığımız için, daha çok doğrusu çocuklar yaptığı için biraz geç çıkıyoruz. Durum şu anda böyle. Yolda görüşürüz. Hoşça kalın. Ha, şu anda Burkağaz'ındayız bu arada. Taşındık ve yola çıkıyoruz. Evet dostlar, şu anda yola çıktık. Burkağaz'ından da çıkıyoruz. İnşallah sağ salim memlekete varırız. İlk hedefimiz Belgrad. Belgrad'da bir gece konaklayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Bir Übernachtung yapacağız. Kısaca Almanca da öğrenin bir yandan. Görüşmek üzere. Yolda ara ara video çekeceğim. Şu anda zaten daha ilk yola çıkıyoruz. Bu arada arabanın yakıt tüketimini ara ara paylaşacağım. Şu anda 6,6 yakıyor. 6,5 ortalaması. Bakalım, uzun yolda biraz düşmesini tabii bekliyorum. Araba da ama full yüklü. Çok da düşmez yani. O sebeple fazla da bir şey beklememek lazım. Doğuya doğru dönüyoruz şimdi. Dostlar, şu anda Avusturya'ya giriyoruz. Ara ara. Anne, eşim annesini arıyor da. Bu nehri geçtiğimiz zaman, bu köprüyü, Avusturya'ya girmiş oluyoruz. Bu nehir İn Nehri. Bayağı büyük bir nehir. Baraj var. Ay, annen arıyorsun. İlk sınırımızı geçmiş olduk. Aha, evet, çıktık yola. Ve devam edelim bakalım. Aha. İnşallah. Valla daha yeni çıktık zaten korona testinden dolayı. Ha, bir 20 dakika falan oldu. Bakalım Avusturya'da bir 20. Hakikaten burası dizel. Avusturya sınırı mı? Evet, Avusturya'ya girdik. Avusturya sınırındaymışız. Ve dizel 1,27. Yakınız Gerçekten ucuz. Dizel. Direkt burada benzinlik var. Demek ki buradan doldurmalıyım. Ya geleceğiz. Yok canım. Almanya'da 1,40. İnşallah. Aha, kalacağız Sırbistan'da. Evet, Österreich içinde, ya pardon, Avusturya içinde yolumuza devam ediyoruz. Şu anda daha kaç saat? Bir saat önce oldu yolda çıkalı. Gidişli gelişli yol burası. Çünkü Burghausen'dan Linz denilen şehre bağlanmamız gerekiyor. Linz'e kadar otoban yok. Aradan normal Bundesstraße denilen yoldan devam ediyoruz. Avusturya otobanına çıktık. Linz'e gelmeden çıkılıyormuş zaten 70 kilometre kala. Avusturya'da bir güzellik, Aspinak denilen dinlenme alanları var. Belki sona doğru dururuz, gösteririm. Oralarda lavabolar filan temiz, gayet rahat. Çayınızı, kahvenizi oralardan alıp içebilirsiniz. Yolculuk boyunca dinlenmek için uygun yerler. Otobana çıkınca tabii ki mutlaka şeyinizin olması lazım. Vignettenizi plakanıza internetten satın almanız gerek ya da tabii ki benzincilerden alabiliyorsunuz, sticker şeklinde yapıştırabilirsiniz. Güzel Avusturya yeşilliklerinde yolculuğa devam ediyoruz. Avusturya'yı bitirmeyi düşünüyoruz.
düşünüyoruz. Linz, Viyana, sonra Macaristan'a doğru ilerleyeceğiz. Uzun boylular için sandalye, Lutz, dev sandalye. Ay Allah. Çocuk yüzü yerde dürtüyor. Sürekli yaramazdık. Evet, Viyana'ya doğru devam ediyoruz. Bu adam niye fren yaptı? Yani sağa girdi. Linz'i geçtik dostlar. Şu anda Viyana'ya doğru devam ediyoruz. Avusturya'da hız sınırı olduğu için yakıt tüketimin gitgide azaldı. 5.6'ya düştü şu anda. Durum bu şekilde. Giftik şipinle hiya. Zeze giftik. Çok büyük bir örümcek var dostlar. Elime atlayıp sokmaz inşallah. Baba elleyecek. Oğlum elleme elleme. Ben sokar. Bunu atmıştım. Şu anda dostlar. Ev almış soluba. Niye girmiyoruz? Çünkü Kerem'i bekliyoruz. Atma atma. Evet dostlar, Viyana'ya çok yaklaştık. Zaten yolda inşaatlar falan var. Tahminim yani öyle, Viyana'ya yaklaştık. Doğru düzgün tabelalarda kilometre yazmadığı için haritaya da bakmıyorum fazla. Artık bildiğimiz yollar buralar. Üçüncü kere gidiyoruz. Söyleyeceğim şu ki, Avusturya'da Vignette'yi internetten alıyorsunuz. 9.90 galiba fiyatı, haftalık ya da 10 günlük. 15 gün önceden almanız gerekiyor. Eğer 15 gün önceden almazsanız ticari araç olarak alabilirsiniz. Anında geçerli oluyor o zaman. Ama ticari araç olarak almanın bir sakıncası var mı yok mu? %100 emin değilim, bilmiyorum o konuyu. Macaristan'da internetten alıyorsunuz. Orada bir sorun yok. Hızlıca alıp devam edebiliyorsunuz. Bulgaristan'da keza öyle. Bulgar ve Macaristan'ı ben bir aylık aldım. Çünkü bir aydan daha kısa tatil yapacağım ve bir aylık alınca da daha avantajlı oluyor. Avusturya'nın Vignette'sini bir aylık alınca daha avantajlı olmuyor. 10'ar günlük almak, dönüş için ayrı, gidiş için ayrı almak daha mantıklı oluyor. Bunlar da ekstra bilgiler olsun. Evet, Viyana değilmiş orası. Kusura bakmayın. Daha gelmedik. Evet dostlar, Viyana gözüktü. Bu sefer doğruyu söylüyorum. Göründüğü gibi karşıda Viyana. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğu söyleniyor. Ben bir kere gelmiştim ama gezme fırsatım olmadı. Viyana Havalimanı'ndan Türkiye'ye uçmuştum bir keresinde. Güzel bir şehir. Viyana'dan sonraki durak Budapeşte civarı olacak. Yolumuza devam ediyoruz. Viyana'da sadece ne diyorlar? Dur. Farın yapacağız. Yani dümdüz devam edeceğiz. Bir de radarlar varmış. Burada 80'i geçmemek lazım. Uyarı olarak söyleyeyim gideceklerim. Evet dostlar, şu anda Avusturya'nın sonundayız. Macaristan'a doğru az bir yol kaldı. Yani Budapeşte yoluna doğru devam ediyoruz. Gayet rahat bir yolculuk oluyor çocukların gürültüsü dışında. Geri kalan bir sıkıntımız yok. Daha önce dediğim gibi bu Asfinak'ın Rast Platz yerleri gayet düzgün yerler.
buralarda durabilirsiniz. Avusturya'da özellikle. Molalarınızı buralarda verebilirsiniz. Molalarda özellikle dikkat etmeniz gereken şey arabayı kilitli tutmak. Arabayı kilitli tutmuyorsanız da başında durmanız gerekir. Ayrıca benim tavsiyem özellikle pasaportları filan hep yanınızda bulundurun. Paranızı, pasaportları. Ne olur ne olmaz. Buralar çeşitli milletlerden insanların yol güzergahı. Her türlü şey olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yolda olanlara, yolculuk yapacaklara iyi yolculuklar. Şu anda Macaristan sınırına giriyoruz. Sınırından geçiyoruz. Yani ben öyle anladım. Öyle hatırlıyorum. 60 zaten burada hız limiti. Macaristan yani Hungary ülkesine. Berk sessiz olur musun oğlum? Girmek üzereyiz. Buradan 60'la geçiliyor dostlar. Yavaş yavaş. Bu arada Macaristan'a girdik. Yakıt tüketimim 5.8 olarak gösteriyor. 378 kilometre gelmişim. 776 kilometre daha menzil var diyor araçta. Yani iki depo yakıtla İstanbul'a varacağız gibi gözüküyor şu anda. İkinci depoyu alacağım. Sırbistan'da alacağım. Durum bu şekilde. Budapeşte yolları taştan. Budapeşte'ye muhtemelen trafikle gireceğiz. Çünkü Budapeşte'nin trafiği meşhur. Macaristan'dan hala çıkmadık. Devam ediyoruz Sırbistan sınırına doğru. Yollar gayet rahat, düz. Yani sıkıntı yok. Yolculuk devam. Evet, yakıt tüketimi 6.1 oldu çünkü hava ısındı. Şu anda 27 derece ve klima açılınca araba biraz tabii tüketimi arttırdı. Kaç kilometre? 521 kilometre gelmişim. 6.1, 100 kilometrede yaktığı ortalama. Budapeşte'ye yaklaştık. Budapeşte'de de 20 dakikalık bir trafik var. Bakalım. Başka da bir sıkıntı yok şu ana kadar. Yola devam ediyoruz. Şu anda Sırbistan sınırındayız. Saat, yarım saattir buradayız. Sanırım bir saat sürecek toplamda. Macar'dan Sırb'a giriyoruz. Şu anda tam bir saat oldu. Macaristan'dan Sırbistan'a girmeye çalışıyoruz. Macar tarafını geçtik, Sırp tarafında bekliyoruz. Durum bu şekilde. Bir tatil yoğunluğu var tabii ki. Dostlar, Sırbistan'a 1 saat 15 dakikada giriş yaptık. Sırbistan'daki ilk benzinciden 10 GB'lık interneti yaklaşık 10 euroya aldık. Bir ay boyunca geçerliymiş. Sırbistan'da internet neden gerekli? Çünkü AB ülkesi değil, cep telefonlarımızı kullanamıyoruz. Sadece Sırp hattını kullanabiliyoruz. Bu yüzden geçerli. Belgrad'da bir gece bir tane apartment otelde kalacağız. Sabah yola devam edeceğiz. Oteli de vardığımızda biraz gösteririm belki. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, bir sessiz olun, burası kaldığımız ve dağıttığımız ev. Salonu, bir de yatak odası var. Ama tavsiye etmiyorum. Yıldızı yüksek olan bir yerden tuttuk ama adam ev bozuk dedi, başka bir yere gönderdi filan fıstık. Tavsiye etmeyeceğim o yüzden. Dar bir ev.
Evet, kaldığımız yerden sonunda çıktık. İlerliyoruz Belgrad'da. Belgrad'dan çıkıyoruz daha doğrusu. Saat şu anda sabah 8. 5 Ağustos. Yolumuza devam ediyoruz. Herkese selamlar tekrar. Evet, Sırbistan'la ilgili bir bilgi vereyim. Otobanlarda parayı gişeler vasıtasıyla veriyorsunuz. Gişelerden geçerken bir bilet alıyorsunuz. Çıkışta o bileti tekrar okutup parayı veriyorsunuz. Tavsiyem kredi kartıyla ya da ön ödemeli kredi kartı gibi, Visa kart, Mastercard gibi şeylerle rahatça ödemeniz. Diğer türlü Sırp parası falan ya da Euro bozuk para vermeniz gerekiyor. Para üstüne Sırp parası verir. Gereksiz yani masraf olur sizin için. Ekstra bir vignet de falan almanıza gerek yok. O şekilde. Sırbistan'da yani otoban paralarını bu şekilde veriyorsunuz. Evet dostlar, şu anda Bulgaristan'a doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Eskiden buralarda tünelli, gidişli gelişli bir yol vardı. Neyse ki geçen seneden itibaren galiba bu otoban açıldı. Rahat bir şekilde Bulgaristan'a geçilebiliyor. Pirot tünelleri artık bitti. Sırbistan otobanını açmış ve ilerlemeye müsait. Bunu da sizlerle paylaşayım istedim. Kendinize iyi bakın. Yolculuk devam ediyor. Videoyu izlemeye de devam edin. Şu anda Bulgaristan sınırındayız. Sınırda böyle bir kuyruk var. Sırbistan'dan Bulgaristan'a girmeye çalışıyoruz. Yoğun bir trafik ve kuyruk var dostlar. Burada en az bir 2 saat bekleriz. En az. Çok yavaş. İşte gurbetçinin çilesi böyle dostlar. Diyeceksiniz ki niye arabayla geliyorsunuz? Uçak biletleri kişi başı 500 Euro'dan başlıyor. 500 kişi, 5 kişi olunca 2500 Euro. Her baba yiğidin harcı değil. Ne yazık ki. Bir de Türkiye'de araba kiralama. Çok masraflı uçakla gelmek kısaca. Mecburen bu çileye katlanıyoruz. Bekleyeceğiz. Araba bu durumda. En azından sınırlarda eşim bana yardımcı olabiliyor. Yaklaşık tam bir saat oldu. Sıra ancak 50 metre ilerledi. Bilmiyorum. Belki de 3 saate yakın bekleriz burada. Çok kötü. Yani Bulgaristan'da farklı kapılar var tabii ama köy yollarından gitmek gerekiyor. Bu çileyi mecbur çekiyoruz. Dostlar, Bulgar çilesi devam ediyor. Şu anda tam 2 saat oldu. Bulgaristan'a girmeye çalışıyoruz Sırbistan'dan. Bugün tarihimiz 5 Ağustos 2021 saat 13.32 ama hala Bulgaristan'a giremedik. Bulgaristan'a girersek anavatan sınırlarına çok az kalmış olacak. Yolda devam ederiz yayına. Evet dostlar, sonunda Bulgaristan'a girdik. Yaklaşık 2,5 saat sürdü ne yazık ki. Biraz sürdü yani ama bir şekilde girdik. Burada da polis var, hemen 50 km hızında gidenleri şak şak işaretliyor. İleride cezayı basıyor tabi. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Bakın burada vignette falan satıyorlar ama benim tavsiyem vignettenizi internetten alın.
şey yapmayın, buralarda çile çekmeyin. Bulgaristan'ın girişinde böyle bir inşaat var. Bu inşaat uzun süredir bitmedi. Sanırım buraya bir duble yol tarzında bir otoban falan yapmaya çalışıyorlar. Sofya'ya bağlantı yani kısaca. O da inşallah biter. Benim dileğim ileride Sırbistan'ın ve Sırbistan'ın hatta evet başka da yok. Sırbistan'ın bu Avrupa Birliği'ne girmesi. Hatta Schengen araya girmesi. O zaman bu sıraları, bu şeyleri hiç beklemeyiz. Sadece Türkiye gümrüğünde bekleriz. Ama bu kısa bir dönemde olacak gibi değil. Dostlar, Bulgaristan'a girdik. Sofya'ya çok yaklaştık. Fakat Sırbistan'dan Bulgaristan'a girdikten sonra öyle böyle iğrenç bir yol var ki anlatamam. Çok dar ve köy yolu. Sonra da kasisli bir yol geliyor. Gerçekten çok kötü. Otoban inşaatı var. O yüzden o yola yönlendiriyorlar. Ama çok dar yol. Karşıdan araba geldiğinde geçiş yapmak falan zordu. Bir saat sürüyor yaklaşık o yol. Yani bilginiz olsun. Yani Sırbistan, Bulgaristan arasındaki ana kapıyı tercih etmeyin derim. Yani genel anlamda biraz sıkıntılı bence o yol. Karanlık maranlık çekiyorum dostlar. Edirne'ye girdik. Daha doğrusu Edirne Kapıkule'den memlekete girdik. Şu anda İstanbul'a doğru yol alıyoruz. Bu video da burada bitti. Kapıkule'de 45 dakika falan bekledik. Vatan bayrağıyla resim çekemedim. Kusura bakmayın, videoda çekemedim. Ancak bu kadar çekebiliyorum şu an. Herkese teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz